Kanarya zirve mücadelesini sürdürürken yeni sezona yönelik planlamalarda devam ediyor. Transferde öncelikle forvet hattına takviye planlayan sarı lacivertler için Olivier Giroud'un ardından Burak Yılmaz ismi ortaya atıldı. Emre Belözoğlu'nun Lille'de bu sezon harika oynayan Burak'a teklif yaptığı belirtiliyor. 35 yaşındaki Burak'ın Fransız ekibiyle bir yıl daha sözleşmesi var. Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Giroud için de temaslar devam ediyor. Bir diğer iddia ise Aboubakar. Beşiktaş'ta bu sezon 15 gole imza atan Kamerunlu forvetin menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği konuşuluyor. Opsiyon hakkı Beşiktaş'ta olan 29 yaşındaki yıldız için siyah beyazlı kulüp ile anlaşamaması durumunda devreye girilebileceği gelen haberler arasında. Bu sezon birçok ismi kadrosuna katarak takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları başladı. Takımda oluşturulan iskelet kadroyu bozmak istemeyen sarı lacivertler acil bölgelere hamleler yapacak. Fenerbahçe'nin lig mücadelesi biter bitmez sonuç ne olursa olsun iki bölgeye hızlıca takviye yapacağı belirtildi. Milliyet'in haberine göre sarı lacivertlerin yeni sezon için direkt ilk 11'de oynayacak stoper ve forvet istediği önerildi. Buna göre bu sezon Samatta'dan istediği verimi alamayan, Sisse ile vedalaşması beklenen Tiam, Frey ve Adem'i gibi isimleri yeterli bulmayan Fenerbahçe'de tecrübeli bir golcünün alınması hesaplanıyor. Hatta ayrılıklara göre ikinci bir forvetin daha takıma katılması mümkün görünüyor. Savunma hattında da hamleler planlanıyor. Lemos ve Tisserand'dan umduğunu bulamayan sarı lacivertler Atilla Salahi'yi mutlaka bir sene daha kadroda tutmak istiyor. Euro 2020 sonrası teklif ne olursa olsun Salahi'nin kalması düşünülüyor. Ancak Macar savunmacının yanına deneyimli ve direkt 11 oynayacak bir stoper gelmesi planlanıyor. Hatta 30'lu yaşlarında Avrupa futboluna hakim bir defans oyuncusunun Salahi'ye de geliştireceği aktarılıyor. Her iki transferin de sezon başı kampı başlamadan bitirilmesi ve takıma hızlıca adapte olarak bu sezonki bazı sıkıntılarını tekrar etmemesi amaçlanıyor. 10 kişi kalana kadar kazanma üzerine kurulu sistem ve iştahla mücadele eden bir Fenerbahçe takımı izledik. Yılların tecrübesi Gökhan Gönül'ün fiziksel eksikliğinin cezasını arkadaşları ilave süreler ile neredeyse 55 dakika çektiler. Beyninin tasarladığı vücudu uygulayamadı ve ondan hiç beklenmeyen ciddi bir hata gerçekleşti. Maç öncesi ilk 11 kadrolarını gören hemen hemen herkesin tek konusu Mesut Özil oldu. Sürpriz diyebileceğimiz bir tercihle oyuna başladılar. Ben hala hazır olmadığını ve onunla başlamanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Hadi başladın. 10 kişi kalıyorsan ve Gustavo'yu oyuna alıyorsan ilk oyundan çıkan Özil olmalıydı. Takım yarım kişi eksik oynadı sanki. Sermayesi dirençli ve disiplinli oyunu olan Alanya takımına karşı benim tercihim böyle olmazdı. Bu demek değil ki Özil faydalı olamayacak. Tam tersi ilk çıktığı maçlara göre toparlanmış da görüldü. İlerleyen haftalarda veya önümüzdeki sezonda başka akıl ve güç de katacak. Skor arayan, savunmaya yardıma kozan Velkas ile bugünkü Mesut'un aynı anda oynaması da beni düşündürüyor. Şundan eminim artık, Velkas kenar oynamaz. 2-2 4 eder. Eti, sütü, dişi, tırnağı da varken sadece oyun arzusundan faydalanabiliyorsun böyle olunca. Tam verimini alamıyorsun yani. Öte yandan son haftalarda çok etkili bir Sosa vardı. Alanyalı oyuncuların en iyi uyguladıkları konu Sosa'nın markajı oldu zaten. Maçın genelinde efelemesine izin vermediler. Biraz gardını kırdılar. Ozan Tufan tam günündeydi. Yay gibi derler ya, sahadaki duruşu bile birçok şeyi ifade etti. Valencia'nın uzatmalarda değil de 70'lerde oyundan çıkmasını bekledim. Yorgunluğu özlerden kaçmadı. Vücut dili rakibe de heveslendirdi. Tamam bunlar olabilir. Benim acizane düşüncelerim ve teşhislerim ama üstüne basarak değindiğim bir konu var. Sinan nasıl oluyor da son haftalarda hemen hemen her maçta süre alıyor? Ben bu kadroda onun önünde başka oyuncuların olduğunu düşünüyorum. Neticede Emre Hoca'nın tasarladıkları güzel. Sorumluluk alması önemli. Her geçen hafta üzerine koyuyor. İşin çehresi değişti, iştahlandırdı. Bildiklerini unutanlar sanki geri döndü. Heyecan veren, kendini izleten bir takım oluştu. Albenisi arttı. Kenarda takıma hükmetmesi, oyuncunun ona inanması da üst düzey. Türk futbolunda uzun yıllar söz sahibi olacağı apaçık. Önümüzdeki sezon bu takımın başında o olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı tam destek olmalı. Emre Hoca'nın sırtında yumurta küfesi taşıdığını unutmamalı. Basiretli bağlı olanları ve arkasından su döktükleri bu saatten sonra rafa kaldırılmalı. 100 yıllık bir mirası yemeğe değil, sahip çıkmaya gelen bir Emre Hoca var. Bu kulübün tarihine de sahip çıkacak. Zamanı gelince tarih de yazacak bir adam. Vesselam. Fenerbahçe'nin ligin son 4 haftasında oynayacağı karşılaşmalarda alacağı sonuçlar hem zirve hem de düşme hattını şekillendirecek. Zira sarı lacivertler bu maçların 3'ünü küme düşme bölgesinde yer alan takımlarla yapacak. Fenerbahçe bu süreçte ilk maçını yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacak. 37 puanla 19. sırada yer alan mavi beyazlı ekip 3 karşılaşması kaldığı için puan kaybına kesinlikle tahammülü yok. 8 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak rakip ise
38 puanla düşme hattının hemen üstünde bulunan Ankara Gücü. Sarı lacivert takım başkentte oynayacağı Ankara Gücü maçından 3 gün sonra 15 haftadır yenilgi yüzü görmeyen ve ilk 5'i hedefleyen Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Sezonun son karşılaşması ligde kalma savaşı veren bir başka ekip Kayserispor ile Ülker Stadı'nda. Son 4 maçta 12 puan hedefleyen Fenerbahçe, Hürriyet'in derlediği habere göre ligin ilk yarısında bu takımlarla oynadığı maçlarda Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u aynı skorla 3-0, Ankara Gücü'nü 3-1 mağlup ederken Sivasspor ile 1-1 berabere kalmış ve 10 puan toplamıştı. Fenerbahçe bir yandan sezonu ilk 2 sırada bitirmek ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isterken bir yandan da transfer için kolları sıvadı. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde çalışmalarına başlayan Kanarya'nın kanat bölgesi için transfer yapmak istediği biliniyor. Perotti'nin uzun süredir sakatlığı bu bölgede büyük eksikliğe neden olurken Fenerbahçe başka opsiyonları denese de Arjantinli'niz kadar verim alamamıştı. Kanarya bu sorunu kökten çözmek istiyor. Yunan medyasında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe bir dönem Galatasaray'da da forma giyen o isim için transfer teklifi yaptı. Buna göre Fenerbahçe bonservisi Hollanda ekibi PSV'de olan ve şu anda Olympiakos'ta forma giyen Bruma için teklif yaptı. Sporttime.gr'de yer alan bilgilere göre Olympiakos henüz Bruma'nın yeniden kiralanması konusunda net bir karar vermiş değil ancak 6,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Öte yandan Olympiakos teknik direktörü Bruno Martins oyuncusuyla devam etmek istese de Portekiz Yıldız Olympiakos'ta kariyerine devam etmeyi düşünmüyor. Sarı lacivertliler PSV Eindhoven'lı yetkililere Bruma'nın son durumunu sordu ve oyuncunun finansal konularıyla ilgilenmeye başladı. Fenerbahçe kiralık ya da bonservis opsiyonlarını değerlendirmeye aldı. Fenerbahçe ile yetkililer Bruma'yı Galatasaray'da oynadığı dönemden bu yana ilgiyle takip ediyor ve Yıldız futbolcu hakkında pozitif bilgilere sahipler. 24 Ekim 94'te dünyaya gelen Bruma 1.73 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor. Yıldız futbolcu tercih edilmesi halinde sol açıkta ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Kariyerine Sporting Lisbon'da başlayan Bruma daha sonra Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig, Eindhoven ve Olympiakos'ta oynadı. Bruma bu sezon toplam 33 maça çıkarken 9 gol, 5 asist üretti. Öte yandan Bruma Portekiz milli takımı ile 9 maça çıktı ve 1 gol üretti. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere.